Herkese merhabalar arkadaşlar. Sınava sayılı günler kala TET'de yaptığımız gibi sıra geldi AYT efsane bir coğrafya soru çözümüne. Tabi soru çözümüne geçmeden önce artık tamamlamayan öğrencilerimiz varsa onlar için de yine son kez son kez bir hatırlatmamızı yapalım. Etsometre ve sosyometre AYT arkadaşlar denemelerimizi tamamlayalım. Zaten konu olarak tüm konular yayına girdi ve akabinde sizler de ETSOMETRE ve SOSYOMETRE kitaplarımızda yer alan 3 temel, 6 orta ve 3 üst düzey denemeyi mutlaka tamamlayın ki süreci daha kaliteli, daha başarılı yönetmiş olalım. Evet, hazırsınız AYT Coğrafya efsane soru çözümüne başlayalım arkadaşlar. Evet, birinci sorumuz ile başlayalım. Sevgili arkadaşlar, AYT konularını bu yıl 5 videoda tamamladık. E, hepsi eksiksiz. Yine MEP kazanımlarıyla birebir uyumlu bir şekilde tamamladık. Bugün de yine AYT konularını içeren karma sorulardan hem AYT'ye birkaç atıfta bulunup kısa kısa hatırlatmalar yapıp hem de bir soru çözümü gerçekleştirmiş olacağız. Tabi e, bu videomuzun akabinde ilerleyen zamanlarda bir de TET AYT son tekrar videomuz her yıl olduğu gibi bu yılda olacak. Evet sorumuza dönüyorum. Bitkiler yaşamları için gerekli olan suyu kökleriyle alır. Bu yüzden kurak ve yarı kurak bölgelerde bitki kökleri uzun olur. Zaten bu süreç bir adaptasyon örneğiydi arkadaşlar. Konumuzu anlatırken doğal sistemler videomuzda geniş geniş yer verdik. Ee, özellikle çöl bölgelerindeki bitkilerin yüzeyde görebildiğimiz alanlarının e, kısa ama kök sisteminin derine doğru gelişmiş olması zaten onun nem dengesini sağlayabilmesi, su kaybını en aza indirmesi amacıyla böyle bir adaptasyon yani böyle bir uyum sağlamıştı diyebilirim. Buna göre aşağıdaki iklim bölgelerinin hangisinde bitkilerin kökleri daha uzundur diyor. Sevgili arkadaşlar bitkinin kökleri daha uzun ise o bölge kurak ya da yarı kurak bir iklim olacak. Güneydoğu Asya ülkeleri bir kere Güney-Güneydoğu Asya buralarda muson iklimi var, nemli bir iklim bölgesi. Kuzeybatı Avrupa kıyıları yine ılıman okyanusal iklimin görüldüğü sahalar, nemli bir iklim. Kongo havzası, Amazon havzası, ekvatoral iklimin bulunduğu sahalar, nemli iklim, ama D şıkkımızda Orta Asya, bildiğiniz üzere kızıl kum, karakum, taklamakan gibi Orta Asya çölleri dediğimiz bir havza, çöl bölgesi. Bu yüzden bu bölgede yetişen bitkilerin arkadaşlar kökleri daha uzundur, yüzeyde görebildiğiniz boyutları, kısımları daha Kısadır daha ufak tefektir. Bunun da temel sebebi bitkinin su kaybını en aza indirmesi. Kök sisteminin derine doğru gelişmiş olması da yine derinlerde yer alan nemi yine bünyesine alabilmesi yani yaşamını idame ettirebilmesi diyebiliriz. Evet doğal sistemlerden güzel bir soru. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Evet efsane bir soru diyoruz. Neden efsane diyorum ben bunlara? Çünkü harita sorusu biliyorsunuz ÖSYM TET'de 5 sorudan 2 tanesini AYT'de de yine ortalama 4 soru e, harita dağılım sorusu olarak geliyor. Zaten öğrendiğiniz bir bilgiyi harita üzerine uyarlayamıyorsanız arkadaşlar ciddi eksiklik olduğuna işarettir diyebilirim. Son tekrar e, yayınında da bol bol yine harita çalışmaları yapacağız diyebilirim. Soruma dönüyorum. Haritada koyu renkle gösterilen alanlardan hangisi ilk kültür merkezlerinin ortaya çıktığı yerler arasında gösterilemez. Şimdi hemen ilk kültür merkezleri ile ilgili ben hatırlatma yapmak istiyorum. İlk kültür merkezlerinin toplandığı kuşakların arkadaşlar 3 temel özelliği var. 1. Verimli toprakların bulunması. 2. Uygun iklim koşullarının olması. 3 akarsu boylarına kurulmuş olması. Yani bir medeniyetin doğmasında üç önemli unsuru unutmuyorsun ya da genel anlamda medeniyetlerin ortak özelliği uygun iklim, uygun toprak ve bir akarsuyun varlığı bir medeniyetin doğuşu için yeterli olmuş. Genellikle medeniyetler, ilk medeniyetler orta kuşakta toplanmışlar arkadaşlar. Zaten saymış olduğum uygun iklim koşulları da orta kuşakta yaşanıyor. Şimdi sırasıyla bakalım. Sevgili arkadaşlar iki numaralı yer Afrika'nın kuzeydoğusu Mısır medeniyeti hatırlatmalar yapacağımı söylemiştim. Ufak ufak yine hatırlatalım. Mısır medeniyeti diğer medeniyetlere göre çok ayrı bir yeri vardı. Özel bir medeniyet neydi özelliği? Etrafı çöllerle ve denizlerle çevrili. Yani diğer medeniyetlerle etkileşimi en az olan medeniyet Mısır medeniyetiydi. Kendisine can veren ise Nil Nehri'ydi arkadaşlar. Üç numaralı yer Fırat ve Dicle'den kaynaklarını alan Mezopotamya medeniyeti. Sümerler, Akatlar, Elamlar, Babiller gibi birden fazla medeniyet buralarda kurulmuş, yıkılmış arkadaşlar. Kaynağını yine Türkiye'den alan Fırat ve Dicle nehirleri arasında kurulmuş büyük bir medeniyet, köklü bir medeniyet Mezopotamya medeniyeti. Evet bir numaralı yer bakın burası neresi Hindistan Hint medeniyeti Ganj ve Indus nehirlerinin can verdiği yine köklü bir medeniyet. E, 4 dört numaralı yerde ise Çin medeniyetini görüyoruz gök ırmak ve sarı ırmak nehirlerinin hayat verdiği yine köklü bir medeniyet günümüze de Çin seddi bir eser olarak gelmiş tabi. Çin medeniyeti işte kağıt, pusula, matbaa, barut gibi Birçok alanda e, icat ve yenilikleri keşfetmeleriyle diğer medeniyetlere e, katkısı çok büyük olmuş. Hatta arkadaşlar tarih değiştirmiş. Yani adamların pusulayı icat etmesi, pusulanın yine e, ticaret yolları e, vasıtasıyla Anadolu'ya Anadolu'dan da Avrupa'ya gitmesi coğrafi keşifleri başlatan unsurdur. Hani kelebek etkisi diyoruz ya işte bakın Çin'de ortaya çıkan pusula ticaret yolu üzerinden, İpek yolu üzerinden Anadolu'ya, Anadolu'dan Avrupa'ya geçiyor ve daha da geliştiriliyor. Ve tabii ki İspanyol ve Portekizler tarafından coğrafi keşiflerde kullanılıyor. Yani pusula olmasa coğrafi keşifler başarılı olmayacaktı. Ki ilk zamanlar Pek çok e, keşif amaçlı giden gezgin geri gelmiyor. Giden gezgin tabii ki geri gelmiyor. Bunun da temelinde e, tabii o dönemde dini düşünce çok hakim. E, dünyanın düz olduğuna inanıyorlar. Bak diyorlar giden gelmiyor. Neden? Çünkü dünya düz. Giden aşağıya düşüyor. Giden aşağıya düşüyor diyorlar. Ama halbuki e, yönlerini kaybediyorlar. Geri dönemiyorlar. Ama tabii ki pusulanın hayatlarına girmesiyle birlikte Amerika kıtası... Keşfediliyor, koloniler kuruluyor diyebiliriz. Evet, o halde arkadaşlar, Amerika kıtasında medeniyet yok mu? Tabii ki var. Ama Orta Amerika'da, bugünkü Meksika sınırlarında, Yucatan yarımadasında arkadaşlar bu bölgede Aztekler ve Mayalar var. Ama 5 numaralı merkezin verilmiş olduğu noktada herhangi bir ilk kültür merkezine rastlanılmamaktadır. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkıdır diyorum. Bu konuda da güzel bir hatırlatma bence oldu. Evet doğadaki karbonun tüketimine aşağıdaki yerden hangisi örnek gösterilebilir? Orta düzeyde bir soru kazanım değeri yüksek olan bir soru. Biliyorsunuz biz e, enerji akışı ve madde döngüleri konusunu anlattık doğal sistemler videomuzda arkadaşlar. Karbon tüketimi, karbon tüketimi ne demek? Şimdi karbonun bir açığa çıkması var, bir de karbonun depolanması var. Karbonun açığa çıkması demek karbonun üretilmesi, karbonun depolanması ise karbonun tüketimine örnektir. Karbon nasıl açığa çıkar? Genellikle çürüme ya da yanma olayları sonucu karbon açığa çıkar. Bakın ben şu an hani bir madde söylemiştik ya canlıların solunumu. Ben şu an ne yapıyorum? Karbon üretiyorum. Yani karbon açığa çıkarıyorum arkadaşlar. Evet karbonun tüketimini aşağıdaki yerden hangisi örnek olarak gösterilebilir? Deniz hayvanlarının kabuk oluşturması. Hemen şu maddemi bırakıyorum. Döneceğim canlıların solunum yapması canlı solunum vesilesiyle ne yapıyor karbon açığa çıkarıyor yani üretiyor biz tüketimi bulacağız ölen bir canlının çürümesiyle birlikte de yine karbon açığa çıkar arkadaşlar üretilmiş olur Fosil yakıtların yanması, kömürün, petrolün vesaire bunların yanmasıyla da açığa karbon çıkar. Yani yine üretilmiş olur. Karbonatlı bir kayacın çözülmesi, kireç taşların çözülmesiyle de yine karbon açığa çıkmış olur. Yani üretilmiş olur. Ama deniz hayvanlarının kabuk oluşturulması esnasında karbon depolanır. Yani karbon tüketilmiş olur arkadaşlar. Yine karbonatlı kayacın oluşumu deseydi orada da karbon tüketimi meydana gelmiş olacaktı. Evet bu konuda da e, hatırlarsanız e, karbon e, ve azot döngüsünden e, çok bahsetmiştik. Azotla ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. E, azot döngüsü de önemli soru gelebiliyor. Biz azotu biliyorsunuz atmosferde en fazla bulunan gaz yine azot, nitrojen. Ee, biz doğrudan azotu kullanamadığımızı ifade etmiştik. Azotun bağlanması yani nitrit ve nitrata dönüşmesi gerekiyordu. Tabi azot atmosfere yıldırım, şimşek ve volkanik patlamalar vasıtasıyla giriyor. Havadaki oksijenle yine birleşerek nitrit nitrata dönüşüyor. Ee, Yağan yağışlarla birlikte bu azot yeryüzüne iniyor. Tabi yeryüzüne inen azot önce... Bitkiler vasıtasıyla, bitki kökleriyle azotu bünyesine alıyor. Daha sonra bitkilerle beslenen otçullara, otçullardan etçillere yani o zincire girdikten sonra azot bizim bünyemize de katılmış oluyordu. Tabi herhangi bir canlının ölümüyle birlikte de ayrıştırıcılar devreye giriyor ve azot tekrar doğaya dönmüş oluyor. Azotu da bu şekilde hatırlatmış olalım arkadaşlar. Hazır karbondan bahsetmişken. Evet gelelim. Ee, bir diğer sorumuz arkadaşlar ee, bu da görmüş olduğunuz gibi bir nüfus sorusu yeni nesil bir soru diyoruz. Çünkü ÖSYM özellikle nüfus konularıyla ilgili çok güncel sorular yazıyor. 2000 yılı verilerine göre Nijerya'da nüfusun ikiye katlanma süreci 20 yıl. Japonya'da 100 Fransa'da 151 yıl. Yani şöyle düşünün bir ülkenin nüfusu 50 milyon bu ülke nüfusunu 100 milyona çıkarabilmesi için kaç yıl gerekiyor? Biz bu duruma nüfusun ikiye katlanma süresi diyebiliriz kısaca. Şimdi Nijerya çok kısa bir zamanda nüfusunu ikiye katlayabiliyor ama Japonya ve Fransa'nın mevcut nüfusunu ikiye katlayabilmesi çok uzun sürüyor. Bu ne ile ilgilidir? Ne ile ilgili olacak? Tabii ki doğum oranları ile ilgili arkadaşlar. Az gelişmiş, geri kalmış e, tüm ülkelerde Doğurganlık hızı yüksektir. Doğum oranları yüksektir. Nüfusun ikiye katlanma süresi kısadır ama gelişmiş ülkeler özellikle Batı Avrupa ülkeleri Asya'da da Japonya örneğinde olduğu gibi doğum oranları çok düşüktür. Hatta durma noktasındadır. Bu yüzden nüfusu ikiye katlama süreleri oldukça uzundur. Peki bu durum Nijerya'da verilenlerden hangisinin Japonya ve Fransa'dan daha fazla olduğunun göstergesidir. Bir kere doğumundan bahsettim. Eğitim düzeyi daha fazla olabilir mi Nijerya'nın? Hayır. Genç nüfus oranı Fransa ve Japonya'ya göre daha fazla olabilir mi? Evet. Çünkü doğum oranları çok yüksek. Ortalama yaşam süresi Japonya ve Fransa'ya göre daha uzun olabilir mi? Hayır arkadaşlar. Nijerya diğerlerine göre genç nüfus oranı bakımından daha fazladır diyebilirim. Doğru cevabımız A şıkkı yalnızca 2 diyorum. Evet şimdi gelelim 5. sorumuza. Yine efsane bir soru ee, nüfus piramitleri ÖSYM'nin vazgeçilmezleri nüfus piramitleri sorusuna geçmeden önce yine hatırlatmamızı yapalım. Sevgili arkadaşlar bir nüfus piramidi nasıl incelenir? Nüfus piramidi gördüğünde benim öğrencim ne yapacak? Panik yapmayacak. Bir tabanına bakacak. İki tavanına bakacak. Nüfus piramidinin taban kısımları doğum oranını e, doğum oranının yüksek mi düşük mü olduğu tespitini yapabiliyorsun. Tavan kısmına baktığında ise yaşlı nüfus üzerinde yine tespit yapabiliyorsun. Tabi tavan kısmına doğru bir genişleme varsa bakın bu grafikten diğer grafiğe gittikçe tavan kısmında genişleme var. Bu yaşlı nüfus miktarının arttığı anlamına geliyor. Alt kısım. Bakın, tabanda ise daralma var. Bu da doğum oranlarının düştüğü anlamına geliyor. Unutmayalım. Gelişmiş ülkelerin nüfus piramitlerinin alt kısımları yani taban kısımları dar, tavan kısımları geniştir. Ama geri kalmış ülkelerin taban kısımları geniş, tavana doğru daralma görülür. Yani yaşlı nüfus azdır. Neden az? Çünkü ortalama ömür kısadır geri kalmış ülkelerde. Peki gelişmiş ülkelerde neden tavan geniş? Çünkü ortalama ömür uzundur, doğum oranları da düşüktür. Bu sebeple ortanca yaş ve yaşlı nüfus gelişmiş ülkelerde daha fazladır. Özetle toparlayalım. Yukarıda Türkiye'nin 2017 yılına ait nüfus piramidi ile 2050'li yıllara ait tahmini nüfus piramidi verilmiş. Yani şu an 2017'de ortalama bu şekilken gelecekte Türkiye'nin nüfus piramidinin taban kısmının daraldığı, bakın ortanca yaşın orta kısmının şiştiği, yine 2017'lerle mukayese ettiğimizde eee yaşlı nüfus miktarının da arttığı görülebiliyor. Bu zaten ülkenin gelişme kaydettiğine ait bir izlenim arkadaşlar. Bu iki nüfus yaş piramidi incelendiğinde gelecekte Türkiye nüfusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Genç nüfus oranı azalacaktır. Evet zaten 2020 güncel TÜİK verilerinde de Türkiye'nin Genç nüfus oranının bir önceki yıla göre azaldığı, yaşlı nüfus oranının arttığı, doğurganlık hızının düştüğünü söylemiştik. Hatta ve hatta Cumhuriyet tarihinde yani Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne kadar en düşük doğurganlık hızı 2020 yılında yaşandı. Ortanca yaş değeri büyüyecektir. Evet, şurada tespitimizi yapmıştık. Yaşlı bağımlı nüfus oranı artacaktır. Doğum oranlarında azalış olacaktır. Toplam nüfus içindeki erkek nüfus oranı artacaktır diyor. Sevgili arkadaşlar, erkek nüfus oranı bakın grafiğimizi incelediğimizde erkek ve kadın nüfus oranlarında nüfus miktarlarında e, ciddi bir uçurum görülmüyor. Yani cinsiyet dengesizliğini ben gözlemleyemiyorum burada. Bu sebeple doğru cevabımız e şıkkıdır. Söylenemez ama doğum oranları evet azalacak. Yaşlı bağımlı nüfus oranı artacak. Ortanca yaş değeri büyüyecek vesaire. E i̇şte bir piramit nasıl yorumlanır? Bir piramitten hangi çıkarımları yapmalısınız? Peki ÖSYM seni nerede tuzağa çeker? Ben bunu söyleyeyim. Asıl önemli nokta bu. Bakın ÖSYM nüfus piramidi verip yoğunluk hakkında yorum yapıyor. Sakın bu tuzağa düşme. Bir piramitten ülkenin yoğunluğuyla ilgili çıkarım yapamazsın. Neden? Yoğunluk için ne gerekiyor? Ülkenin yüz ölçüm bilgisi gerekiyor. Sana piramit ülkenin yüz ölçümü hakkında bir bilgi sunuyor mu? Burada ben Türkiye'nin yüz ölçümüne ilgili bir çıkarım yapabiliyor muyum? Hayır. Çünkü yoğunluğu bilebilmem için toplam nüfusu toplam yüz ölçüme bölmem gerekiyor. Bu bana aritmatik nüfus yoğunluğunu verir. O yüzden sakın sakın yoğunluk kelimesini gördün diyeceksin ki arkadaş Burada bir iş var. Benim burada şüphelenmem gerekiyor. Sakın sakın çok çok dikkat ediyorsun ona. Gelelim yine temel düzeyde bir soruuyor arkadaşlar. E, malumunuz şehirler ve fonksiyonları konusunu e, anlatmıştık. Beşeri sistemler e, bir videomuzda ayet ede. Aşağıdaki şehirlerden hangisi küresel etkiye sahip değildir. Küresel etki ne demek? şehirler biliyorsunuz birden fazla e, fonksiyonları oluyor. birden fazla fonksiyonları olan. Yüksek oranda nüfus barındıran yerleşim birimleridir e, şehirler. Bu özellikleriyle bazı şehirler yalnızca bulunduğu ülkenin değil dünyanın da önemli bir cazibe merkezi haline gelebiliyor. Bazen moda ile, bazen sanayi ile, bazen eğitim faktörü ile, bazen ticaret faktörü ile tüm dünyayı etkileyebiliyor. Bazı şehirler var sadece bulunduğu bölgesini etki altına alabiliyor. Bazı şehirlerde var ki yerel etkiye sahip. Yani aslında ben şöyle söylüyorum. O ilde meydana gelen herhangi bir olay örneğin sanayideki artış, düşüş ya da işte eğitim noktasındaki herhangi olumlu olumsuz bir gelişme. Tüm dünyayı etkileyebiliyor mu? Etkiliyorsa küresel. Etkilemiyorsa zaten küresel olma özelliğini taşıyamayacak. Tabi belli bir nüfus potansiyeli de lazım. New York. Dünyanın önemli ticaret merkezi. Wall Street diyoruz. Borsanın kalbi. Londra idari fonksiyonuyla yine önemli küresel bir şehir. Nairobi Kenya'nın başkenti kalsın. Tokyo dünyanın önemli sanayi ve ticaret merkezi. Paris yine e, önemli bir moda merkezi olarak karşımıza çıkacak. Doğru cevabımız C şıkkı Nairobi. Küresel bir etkiye sahip değildir. Zaten biraz mantığımızı kullandığımızda şu saymış olduğumuz 5 şehirden 4'ü ile ilgili sık sık haber alabiliyoruz, haber duyabiliyoruz, gelişmeleri takip edebiliyoruz. Ama Nairobi ile ilgili kaç tane haber duydunuz bugüne kadar? İşte buradan da bu kentin çok da küresel bir yapısı olmadığı çıkarımını yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, hemen geçelim bir diğer sorumuza. Evet, dünyadan örnek bir de Türkiye'den örnek verelim şehirlerin fonksiyonlarına biliyorsunuz Türkiye'de de tarım şehri işte Aydın, Söke gibi liman şehri işte İzmir, İstanbul, İskenderun gibi sanayi şehirleri işte Kocaeli gibi ticaret şehirleri işte Mersin, Adana gibi idari şehir Ankara gibi askeri Sarıkamış gibi pek çok örneklerini konu anlatırken vermiştik liman şehri Mersin. Sanayi şehri Kocaeli, ticaret şehri Kayseri. Peki ticaretin, limanın ve sanayinin kesişimi ne olabilir? Sorumuz bu. Sevgili arkadaşlar bir şehrin birden fazla fonksiyonu olabilir. Yani her şehrin yalnızca bir fonksiyonu olacak diye bir kaydı yok. Peki Edirne. Edirne bir liman şehri midir? Buradan zaten kaybediyor. Artvin bir sanayi şehri midir? Buradan zaten Kaybediyor. Kırklareli önemli bir ticaret şehri midir? Hayır, kaybediyor. Muğla önemli bir sanayi şehri midir? Buradan kaybediyor turizmde e, ön planda. Ama İzmir, İzmir arkadaşlar Ege'nin kalbi. İzmir limanı İstanbul limanından sonra en gelişmiş ikinci liman. İzmir liman fonksiyonunu yerine getiriyor. İzmir ticaret fonksiyonunu yerine getiriyor. İzmir sanayi e, yine noktasında görevini yerine getiriyor. Hatta İzmir'de değil mi petrol rafinerisi dahi var. Zaten Ege kıyı Ege hattı zeytin, üzüm, haşhaş, tütün ve incirin en çok üretimi yapıldığı sahadır Ege. Burada da tabi bu ürünlerin dış pazara satılması noktasında da İzmir limanı önemlidir. Aynı zamanda sanayisiyle ticaretiyle İzmir önemli bir kent. Evet devam edelim orta düzeyde bir soru doğal kaynak ve ekonomi ilişkisiyle alakalı bir soru biliyorsunuz doğal kaynaklardan bahsetmiştik e, yenilenebilir ve yenilenemeyen doğal kaynaklardan bahsetmiştik doğal kaynak kullanımı ve ülke ekonomisine katkısını konuşmuştuk her ülke doğal kaynak bakımından zengin miydi hayır arkadaşlar her ülke doğal kaynak bakımından zengin değil e, bir ülkenin doğal kaynak bakımından şimdi sizlere soruyorum biraz düşünelim. Bir ülke doğal kaynak bakımından zengin. Bu ülke gelişmiş mi demektir? Gelişmiş demek midir? Ya da bir ülkenin doğal kaynakları yok, çok fakir. Peki bu ülke geri kalmaya mahkum mudur? Bu mantıkla düşünürsek sorumuz zaten cevabı birazdan ortaya çıkacak. Hangisi doğal kaynak kullanımı ve ekonomi arasındaki ilişkiye verilebilecek doğru bir bilgi değildir? Hemen bakalım. Doğal kaynakların kullanımı ülkede sanayi ve ticaretin gelişmesine imkan sağlar. Evet doğal kaynağın kullanımıyla birlikte sanayi de çeşitlenir ve akabinde ticarette gelişir. Doğal kaynak rezervleri fazla olan ülkeler aynı zamanda sanayileşmiş ülkelerdir diyor. Hemen bu maddem kalsın geri döneceğim. Doğal kaynakları sınırlı olan gelişmiş ülkeler ham madde ithal ederler. Örnek veriyorum. Japonya. Doğal kaynaklar bakımından oldukça sınırlı bir ülke. Bırakın doğal kaynağı adamların yerleşme kuracak alanları bile sınırlı. Ülkenin neredeyse yarıdan fazlası dağlık arkadaşlar. Dağlık ve engebeli Japonya'da yine aynı Hollanda'da olduğu gibi denizden arazi kazanarak havalimanları inşa ediyor. Doğal kaynakları sınırlı olan gelişmiş ülkeler dışarıdan ham madde ithal eder, bu ham maddeyi işler ve dünyaya mamul madde olarak satar. Yani Japonya e, demir alır, bakır alır, çelik alır, dünyanın en kaliteli otomotivlerini, elektrik elektronik sanayisini, robotları üretir, dünyaya satar. Kalkınması yüksek olan ülkelerde doğal kaynak kullanımı fazladır. Evet, zaten kalkınmayı sağlayan bir unsur da doğal kaynak kullanımıdır. Kalkınma modellerini doğal kaynaklarına dayandıran ülkeler ekonomide yine hızlı büyürler. Evet. Şimdi gelelim soru işaretiyle beklettiğim şıkka. Doğal kaynak rezervleri fazla olan ülkeler aynı zamanda sanayileşmiş ülkelerdir diyor. Bu bilgi doğru değil. Neden? Buna da örnek verelim. Örneğin arkadaşlar, ee, Nijerya, Güney Körfezi'nde, Orta Afrika'da bir ülke. Afrika'nın en çok petrol üreten ülkesi. Peki Nijerya dünyanın en önemli sanayileşmiş ülkesi mi? İşte bakın, Nijerya örneğiyle bu şık rahatlıkla çürütmüş olduk. Yani doğal kaynakları bakımından zengin olsa da Nijerya ya da Nijerya gibi pek çok Afrika ülkesi altın, elmas, zümrüt gibi değerli madenler bakımından zengin ama nitelikli iş gücü yok. Teknoloji yok. Zaten sömürü altındalar. O yüzden doğal kaynağın var diye zengin olacaksın e, kaidesi yok. Bunda B şıkkı diyelim ve geçelim. Evet kısa sürede bozulabilen ham madde ürünlerini işleyen fabrikalar genellikle ham madde kaynağına yakın yerlerde kurulur. Yani erken bozulabilen bir tarım ürünü üretiyorsan sanayisi, fabrikası o tarım sahasının yakınına kurulmak zorunda. Niye? Çünkü sen o ürünü eğer ki sanayi çok uzak bir yerde ise sevki noktasında ürün gidene kadar bozulabilir. Buna... Ee, konserve e, örneği verebilirim bu sorumuzun dışında. Örneğin arkadaşlar konserve için ne gerekli? Pek çok sebze gerekli değil mi? Konserve yapacaksınız. Ama sebze bırakın tarım arazisinden fabrikaya götürmeye, pazardan marketten bile aldığın domatesi bir iki sallaya sallaya getir eve gelmeden hemen yumuşuyor, dağılıyor değil mi? Ya da aynı şekilde yeşillikler hemen kuruyabiliyor, solabiliyor ve tazeliğini yitirebiliyor. O yüzden konserve sanayinde olduğu gibi bakalım bu şıkta da neyi yakalayacağız? Cam burada herhangi bir yakınlık gerekmiyor. Seramik gerekmiyor. Şeker arkadaşlar gerekiyor. Kağıt gerekmez ve dokuma sanayi de gerekmez. Şimdi verilen şıklarda şeker. Şeker üzerinde konuşalım. Şeker şeker pancarı ekiminde Türkiye'de Konya ili birinci. En fazla İç Anadolu bölgesinde kimi yapılıyor ve iç kesimlerde e, geniş bir ekim alanı var. E, Ilıman Karasal iklim Bölgesi'nde yine ekilebiliyor diye özetle söyleyebilirim. Ancak şeker pancarı hasat edildikten sonra bir an önce fabrikalara taşınması gerekiyor. Erken bozulabiliyor. Ve bu yüzden bakın işte Konya'da e, şeker pancarı ekimi hemen yanında Konya Şeker Fabrikası e, bunu işliyor ve şeker üretiyor. Ve burada bir e, ekstra bir bilgi daha. Şeker e, pancarı ekim alanı şeker fabrikası yanında da ahır hayvancılığı gelişiyor. Hocam ne alaka? Şudur alakası şeker pancarı işlendikten sonra arda kalan küspesi hayvan yemi olarak kullanıldığından dolayı şeker fabrikaları yakınında ahır hayvancılığı gelişme göstermiştir arkadaşlar. Ahır hayvancılığı ayrı yeten, bir bilgi daha bir parantez daha açalım modern hayvancılık yöntemiydi ama... Mera hayvancılığı ise geleneksel yani verimin düşük olduğu ama ahır hayvancılığı modern verimin yüksek olduğu hayvancılık türüydü. Doğru cevabımız C şıkkı şeker arkadaşlar. Ham maddesi bozulabilir olduğu için fabrika şeker e, üretim alanlarına, e, tarım alanlarına yakın yere kurulmuştur. Evet gelelim bir de Türkiye haritası, dağılım haritası yine tarım konusuyla alakalı. Haritada gösterilen illerden hangisinin tarım alanlarının makineleşmeye elverişli olduğu söylenemez. Evet makineleşme. Hadi bakalım üzerinde konuşalım. Makineleşme tarımda verimi arttıran önemli bir faktör. Ancak makineleşme ile birlikte tarımda insan gücüne duyulan ihtiyaç azaldığı için... Göç yaşanmaktadır. işsizlik sorunu ortaya çıkmaktadır. Tabi bazen sorularda şu da geliyor. Haritada dağılımı verilen merkezlerin hangisinde tarımda makineleşmeye bağlı işsizlik ortaya çıkmıştır? Ya da tarımda makineleşmeye bağlı bölgeden göç yaşanmaktadır? Sevgili arkadaşlar, tarımda makineleşmeye bağlı Doğu Karadeniz'de, Doğu, Doğu Anadolu'da yani dağlık ve engebeli bölgelerde sen zaten makine kullanamazsın ki. O yüzden o bölgelerde, şimdi bizim öğrencimiz hemen ne yapıyor? Düşüyor, bu işe düşüyor, atlıyor. Hocam Artvin'de evet... Ee, çok göç yaşanıyor ama sana soru makineleşmeden kaynaklı mı göç yaşanıyor diye sorarsa Artvin'i alamazsın. Neden alamazsın çünkü bu bölgede zaten eğim çok fazla arazi çok sarp yani zaten makine kullanamıyorsun ki buradaki göçün sebebi makine geldi de insan işini kaybetti diyesin. O yüzden bu ayrıma dikkat ediyorsun. Zaten cevabımız Artvin çıkacak. Elverişli değildir. Bölge olarak çok sarp dağlık bir bölgedir. Ama Şanlıurfa bir plato. Gaziantep, Şanlıurfa bu bölge düzlük arkadaşlar. Konya Ovası keza düzlük. Eskişehir düzlük. Marmara iç kesimi Edirne yine düzlük. Ovadır. Yine Eskişehir Ovası, Konya Ovası, Şanlıurfa buralar arkadaşlar. Düzlük. Kimyer Ova, Kimyer Plato yani ovada Platoda biliyorsunuz buradaki ayrımını söyleyelim Ova alçakta kalan düzlükler Plato yüksekte kalan geniş düzlüklere verilen addır. yani Artvinde göç var mı var Evet artvindeki insanlar e, ekonomik faaliyetler çok kısıtlı olduğu için artvinden batı illere ya da kıyı kesimlere göç edebiliyorlar ama artvindeki göçün sebebi makineleşme midir Hayır Çünkü zaten makine kullanımı burada yaygın değildir Çünkü makine kullanımı nerede uygun? geniş ve düz arazilerde uygun arkadaşlar. En güzel örnek yine İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu diyebiliriz. Evet gelelim bir tarım sorusuna daha. Tarım konusunu iyice pekiştireceğiz böyle gidişle. İç tarım bölgesinde yer alan tarım ürünleri aşağıdaki yerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi Türkiye'nin iç tarım bölgeleri, iç Anadolu, iç kesimler, kıyılardan uzak iç kesimler. Yani iklimin ılıman karasal olduğu havzalara bizim ee, dikkat çekmemiz gerekiyor. Şimdi karasal iklim bölgeleri iç dediğimiz. O zaman karasal iklim bölgesinde yetişen tarım ürünlerini düşünün. Ne yetişir? Buğday yetişir, arpa yetişir, yulaf yetişir, çavdar yetişir, şeker pancarı yetişir. İç kesimleri düşüneceğiz. Zeytin, üzüm, incir. Ne geliyor aklınıza? Akdeniz iklimi, kıyı. Fındık, çay, mısır. Karadeniz geliyor aklımıza. Kıyı. Muz, pamuk, pirinç. Muzdan zaten bu iş olmuyor. Kıyı. Mersin, Anamur. Pamuk üretiminde birinci olan il Şanlıurfa. Şaşırma. Şu an hocam Adana değil miydi? Diye hala soranlar olabiliyor. Biliyorsunuz Güneydoğu Anadolu GAP projesiyle birlikte çağ atladı arkadaşlar. Bölgeye su geldi. Bölgeye su gelince tarımsal üretim hem verim olarak hem de ürün çeşitliliği olarak arttı. Artık Türkiye'de en fazla pamuk Şanlıurfa'da üretiliyor. Keza bölgede Diyarbakır, sulak havzalar buralarda pirinç yetiştiriciliği yapılıyor. Ama en fazla pirinç neresi derseniz Edirne arkadaşlar bunu da bilin. İç kesimde buğday, evet, arpa, evet, şeker pancarı, evet doğru cevabımız D şıkkıdır. Tütün, soya, mısır. Burada da soya ve mısır daha çok kıyılarda. Örneğin Adana buna örnek verebiliriz. Yani özetle iç tarım bölgesi dediğimizde e, karasal iklim bölgesi yani nem isteği daha düşük olan don olaylarından en az etkilenen tarım ürünleri iç kesimlerde yetişir ama don olayından çok etkilenen tarım ürünleri daha çok kıyı kesimlerde özellikle Akdeniz iklim kuşağında yetişir diyebilirim. Ve tarımla ilgili de e, şöyle geçelim bayağı konuştuk. Evet, yeni nesil bir sorumuz. Neden yeni nesil? Çünkü ilişki kurmamı istiyor. ÖSYM'nin de artık yeni modası bu. İlişki kur diyor sana. Bilgiyi bilmen önemli değil. O bilginle diğer bilgi arasında bağ kurabiliyor musun? Burada da ne istiyor? Bazı bitki türlerini vermiş. Bozkır, çayır ve Maki ve diyor ki bunların bulunduğu bölgelerde hangi hayvancılık, hangi hayvan türleri yetiştirilir. Ne görür? Şimdi biz bitki örtüsü ile hayvan arasında bir ilişki kuracağız arkadaşlar. Bozkır neresi? Karasal iklim. Örneğin İç Anadolu bozkır. Bozkır ne bozkır sever arkadaşlar? Koyun. Koyun bozkır bitki örtüsünü sever. Çayır Türkiye'de Kuzey Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çayır bitki örtüsü görülür. Çayır üzerinde de büyükbaş hayvancılık yani sığır yetiştiriciliği yapılır arkadaşlar. Çayırı gördüm. Sığır. Maki. makinedir. Maki bir çalı formasyonudur. Biliyorsunuz Kızılçam ormanlarının tahrip edildiği yerlerde görülen kısa boylu bodur ağaçça Maki denir. Maki'nin tahrip edildiği yerlerde de garik görülür. Maki, Akdeniz iklim bölgesi. Tabii Maki deyince de arkadaşlar çalı. Çalılıkta da kıl keçisini görebilirsiniz. Yine bu noktada da Mersin ili kıl keçisi yetiştiriciliğinde birincidir. Keçi değil mi? Çok inatçı bir hayvan hemen aklımıza gelen bu. Zaten bir keçiyi hiç düz bir alanda görmedik değil mi? Hep böyle sarp, eğimli yamaçlarda keçileri görüyoruz. Tabii kıl keçisi yetiştiriciliği yani kıl keçisinin tercihi mi Toroslarda, dağlarda, yamaçlarda gezmek? Hayır. Bölgeye en uyumlu hayvan o olduğu için halk buna yönelmiş. Yoksa sen kıl keçisini iç kesimde de yetiştirirsin. Sana e, "Keçi ben burada büyümem, ben burada e, et süt vermem." demeyecek. O yüzden doğru cevabımıza ne diyelim? A şıkkı diyelim. Koyun sığır ve kıl keçisi arkadaşlar. İşte bitki örtüsü, işte üzerinde yaşayan hayvan türlerinin ilişkisi. Bunları da kuralım. Tabii bununla ilgili toprak e, bağlantısı da isteyebilirdi. Bozkır, İç Anadolu, kahverengi ve kestane renkli step toprağı. Çayır, Türkiye'de Kuzeydoğu Anadolu çayır. Altında ne var? Kara toprak yani çernezyon, maki. Akdeniz iklim bölgesinin bitki örtüsü yani terra rosa kırmızı renkli Akdeniz toprakları. Bak başka bir soruyu da şu an bunun üzerinden yazmış olduk. Gelelim orta düzey bir soruya. Bu sorumuzda ne görüyoruz? Petrol rafinerisi sorusu. Yani Türkiye'de e, enerji kaynakları ya da sanayi ne derseniz bu alanda yazılmış bir soru. Türkiye biliyorsunuz arkadaşlar e, ilk petrol ramandağında e, çıkıyor. Batman Türkiye'nin yerli petrolünün işlendiği tek tesis. Yerli petrol Batman'da işleniyor. Bunun dışındaki e, illerimizde yer alan rafinerilerde ithal petrol işleniyor ve bölgeye dağıtımı gerçekleşiyor. Şimdi nerede hangi petrol testleri var? Burada verilmemiş ama bir de Mersin'de e, petrol rafinerisi var. Mersin'dekinin ismi de Mersin Ataş. İzmit İpraş, e, İzmir Ali Ağa, ve Batman Kırıkkale'de Orta Anadolu petrol rafinerisi diye geçiyor. Yani Kırıkkale'de, İzmit'te, İzmir'de petrol rafineleri var. Mersin'de yine keza petrol rafineleri var ama Antalya ilimizde petrol rafinerisi bulunmaz. Doğru cevabımız A şıkkı Antalya'dır diyebiliriz. Yine bir kez daha hatırlatıyorum. Türkiye'de yerli petrolün işlendiği tesis Batman arkadaşlar Batman önceden bir köy iken bölgede petrolün bulunmasıyla birlikte AYT konusunda anlatmıştık önce e, işte kasabadır ilçedir ildir e, zamanla böyle büyüyor il statüsüne kavuşuyor ve bugün bölgenin en önemli ulaşım kentlerinden de biridir Batman Evet aşağıdakilerden hangisinde yeraltı kaynağının rezerv bakımından zengin olduğu yer yanlış verilmiştir. Evet Bakır'a Murgul demiş. Murgul neresi? Artvin, Murgul arkadaşlar. Diyarbakır e, yine aynı şekilde Bakır'ın çıkarım alanları. E, yani doğru verilmiş aşıkkını eleyebilirim. Krom, Guleman diyor. Boksit, Seydişehir, Bor, Emet, Demir, Karabük. Şimdi hatalı olan Edirne. Şöyle bir e, bizi e, biraz daha tongaya düşürmeye çalışmışlar. Şimdi Demir biliyorsunuz e, Malatya. Ve Sivas, Sivas, Divri ve Kangal, Malatya, Hasan Çelebi ve Hekiman ilçelerinden çıkarılıyor. Karabük'te ne var? Karabük'te demir çelik fabrikası var. Karabük'te arkadaşlar demir çelik fabrikası neden kurulmuş? Bu soru olarak gelir. Karabük'te demir çelik fabrikası kurulmasının sebebi... ...neye yakınlıktır diye soru gelebilir. Hamman değil enerji kaynağına mı? Enerji kaynağına yakınlık. Neden? Çünkü Karabük civarında yani Zonguldak ve çevresinde ne çıkıyor? Taş kömürü çıkıyor. E senin bu demiri işleyebilmen için, eritebilmen, şekil verebilmen için ne gerekiyor? Yüksek ısı. Yani bir enerji kaynağı gerekiyor. Sen bu enerji kaynağını nerede buluyorsun? Batı Karadeniz, Karabük Demir Çelik Fabrikası enerji kaynağına yakınlık ilkesine bağlı olarak kurulmuştur ama demirin çıkarıldığı yer dediğim gibi Divriği, Kangal, Hasan Çelebi, Hekiman gibi. Şimdi e, boksitle ilgili ekstra bir bilgi vermek istiyorum. Türkiye'de boksit yani alüminyum. Boksitin işlendiği tek bir tesis var. O da Seydişehir, Konya Seydişehir. Farklı bir soruda hani bir bilgi e, olarak gelebilir. Bir bilgi kırıntısı kalsın kafanda. Konya, boksit, Seydişehir, boksitin alüminyumun işlendiği tek tes tesis Bor deyince Güney Marmara aklına gelecek. E, emet, işte Bursa Mustafa Kemal Paşa, e, Balıkesir Susurluk gibi Güney Marmara taralıysa bir haritada. Yok çok 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 yüksek ihtimal e, bor soruluyor arkadaşlar. Bor şu an Türkiye'de hem işleniyor kimya sanayinde işte bugün dezenfektan üretiminden tutun da deterjan üretimlerine kadar birçok alanda kullanılabiliyor ve ham olarak biz bor satıyoruz arkadaşlar işlenmemiş bor satıyoruz. Hatta Türkiye'de canlandırılan bir demir yolu hattı var tarihi İpek yolu dediğimiz demir yolu hattı arkadaşlar Çin'den başlayıp Türkiye üzerinden ta Avrupa'ya İngiltere'ye kadar kesintisiz giden bir hat. Biz de e, bor yüklü ikinci trenimizi e, geçmiş e, yakın bir zamanda e, Çin'e gönderdik diyebiliriz. Bunlarla ilgili de hatırlatmamı yapmış oldum. Evet e, doğru cevabımız yanlış verilmiştir diyor. Edirne, Demire, Divri yazabilirdi, Kangal yazabilirdi, Hekiman, e, Hasan Çelebi yazabilirdi. Gelelim bir diğer e, maden sorumuza. 3 önemli madenle ilgili bilgi vermiş ve verilen bilgilerin hangileri doğrudur diyor. Bor. Türkiye'de bor rezervi bakımından dünyanın en zengin yataklarına sahip. Evet doğru. Kütahya, Balıkesir, Eskişehir, Bursa'da çıkarılıyor. Hatta Eskişehir, Kırka'da işleniyor. Kullanım alanı oldukça fazla. Mermer ekstra bilgi. Türkiye dışarıya en fazla ne satıyor? Mermer satıyor arkadaşlar. Türkiye'de çok kaliteli mermerler var. Hatta özel bir mermer var. Meraklısı şu an internetten hemen girip bakabilir. Ee, Elazığ'da Vişne mermeri adeta böyle e, kuşbaşı kuşbaşı doğranmış böyle et görüntüsü e, gibi e, sosyal medyada böyle mizahı da dönebiliyor. E, Edir Elazığ ili Vişne mermeri bugün e, Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray'da dahi kullanılmış. Pek çok Hollywood yıldızının evinde de e, bu vişne mermeri kullanılmış arkadaşlar. Önemlidir. E, Bursa Muğla Denizli Balıkesir Afyon Karahisar'da çıkarılır. E, dediğimiz gibi e, işlenmiş ürünlerin katma değeri bunun ihracatında mermer ihracatında oldukça yüksek. Mermer en fazla sattığımız e, maden. Krom özellikle e, metalurji kimya ve döküm sanayilerinin ana ham maddesi. E, Elazığ, Muğla, Bursa, Eskişehir ve Adana'da krom çıkarılıyor. Bu da doğru bir bilgidir arkadaşlar. Yani hepsi doğru bir bilgi. Doğru cevabımız E şıkkıdır diyoruz. Üçü de doğru bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Evet, gelelim bir diğer sorumuza. Haritada koyu renkle gösterilen alanlarda yayılış gösterilen biyom hangisidir? Harita soruları her zaman efsanedir arkadaşlar. Ee, çok fazla hem yorum yapmamıza e, imkan sağlıyor hem de ilişki kurabilme, dağılım öğrenebilme noktasında bize imkan sağlıyor. Şimdi e, bir haritaya baktığınızda taralı alanlarla ilgili şöyle gözünüzde bir yanıp sönmesi lazım. Burası ne? Bakın. Kuzey Amerika, Kaliforniya, Güney Amerika, Orta Şili, Güney Avrupa, Afrika'nın kuzey batısı, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Avustralya'nın güneydoğu, güneybatı sahilleri ben Akdeniz iklimiyim diye bağırıyor arkadaşlar. Akdeniz iklimi. Akdeniz ikliminin dünyadaki dağılışı. Tabi soruda Akdeniz iklimi yok. Peki Akdeniz iklimiyle ilgili ne olabilir bu? Terra Rosa topraklarının dağılımı olabilir. Kızılçam ormanlarının dağılımı olabilir. Maki bitki örtüsünün, garik bitki örtüsünün yani çalı formasyonunun dağılımı olabilir. Yazın orman yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerin dağılımı olabilir. Yine turunçgil tarımının yoğun bir şekilde yapıldığı havzaların dağılımı olabilir. Yani ben buraların Akdeniz iklimi olduğunu çıkardıysam siz de benim az önce yaptığım gibi diğer çıkarımları yapabilmeniz gerekiyor. O halde bunların dağılımı çalılık biyomunun dağılımıyla e, paralellik gösterir. Savan olamaz. 10-20 kuzey 10-20 güney enlemler arası yani şu iç kesimlerde savan olması gerekiyor. İğne yapraklı orman Kanada, İskandinavya, Sibirya olması gerekiyor. Ilıman çayır, yüksek dağlık alanlar, yaprak döken ormanlar, orta kuşak batı, Batı Avrupa örneğin, İngiltere, e, e, ABD'nin yine doğu sahilleri gibi yaprak döken ılıman okyanusal iklim sahalarında yine paralellik gösteriyor ama bu havza Akdeniz, Akdeniz ise... çalılıktır diyeceksin. Bu arada dünyada en zengin biyom hangisiydi? Hadi bakalım e, bunu da soru olarak bırakalım. Dünyada e, biyo çeşidinin en zengin olduğu biyom nokta noktadır. Yorum olarak bunu da bırakın bakalım. Haritada dünyanın önemli sanayi üretim bölgeleri verilmiş. ABD'nin yine doğusu ve Batı Avrupa arkadaşlar. Dünyanın iki önemli sanayi havzası. Hadi ben de üçüncüyü ekleyeyim. Japonya bakın bir çizgi çekiyorsun. Hemen 1, 2, 3... Bakın bu da bir bilgi. İngiltere üzerinden bir çizgi çektiğinizde şöyle işaretlerseniz üç önemli merkez sanayi. Üç önemli merkez sanayi deyip geçmeyeceksin. Sanayiden dolayı yoğun nüfuslu. Bak bu çıkarımı da yapman gerekiyor. Bu bölgelerle ilgili olarak aşağıdaki yerden hangisi söylenemez? Sanayi bölgeleri o zaman enerji tüketimi fazladır. Evet. Ulaşım sistemleri gelişmiştir. E, sanayi toplumu olduğuna göre zaten gelişmiş ülkelerin toplandığı havzalar ya da ülkeler. Nitelikli iş gücüne gereksinim duyar. Evet sanayi varsa burada hizmet sektörünün de geliştiğine bir işaret. Diğer bölgelere ham madde ihraç eder. Sevgili arkadaşlar bakın ham madde ihraç etmez. Ne yapması gerekiyor? Ham madde ithal eder. Yani dışarıdan ham madde alır. Bu ham bu sanayi tesislerinde işler ve işlenmiş ürün mamul madde olarak satar. O yüzden D şıkkı söylenemez. Toplam nüfus içinde sanayide çalışanların oranı fazladır. Evet sanayi ve hizmet sektöründe çalışan oran yani ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlerde istihdam fazla birincilde ise azdır. Peki yeri gelmişken birincil ikincil üçüncül dedim ekstra bilgi vermeden geçemeyeceğim. Birincil ekonomik faaliyetler ham madde üretimine dayalı tarım, hayvancılık, madencilik, ormancılık balıkçılık dediğimiz faaliyetlerdir. İkincil ekonomik faaliyetler ise ham maddenin işlendiği, mamul maddeye dönüştürüldü yani sanayi faaliyetleri. Üçüncül ekonomik faaliyetler ise hizmet sektörüdür. Bu konuda işte bankacılar, sigortacılar, öğretmen, polis aklınıza gelebilecek pek çok sektör hizmet sektörü. Dördüncül ekonomik faaliyet yazılım, donanım, web tasarım, grafik gibi bilgisayar tabanlı işler. Beşincil ekonomik faaliyet ise Karar verme yetisine sahip meslek grupları cumhurbaşkanı gibi bir şirket CEO'su gibi diyebilirim. Evet her yıl bir soru geliyor. Bakın küresel ve bölgesel örgütler, uluslararası örgütler her yıl soru geliyor. E, son e, yıl gelen soru yanlış hatırlamıyorsam Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ni sormuştu. Tanımını yapıp ülkeyi sormuştu. Şimdi bu konuyla ilgili bir şeyi netleştirmek istiyorum. Bazı öğrenciler diyor ki yazıyorlar bize "Hocam bütün örgütlerdeki tüm üye ülkeleri bilecek miyim? Hangi tarihte kim katıldı bilecek miyim? Nerede kurulduğunu bilecek miyim?" Şimdi özellikle son tekrar videosunda bu videodan sonra yayına girecektir. Son tekrar videosunda bunlarla ilgili kısa anahtar kelimeler vereceğim arkadaşlar. Şimdi bu soru çözümünde çok uzatmayacağım. Kısa anahtar kelimeler vereceğim. Zaten ÖSYM de sana ipucunu veriyor. Yani sana bir OPEC OPEC denilen örgütü soracaksa ...dünyada petrol fiyatlarını belirleyen, petrol üretim miktarının belirlenmesi amacıyla kurulmuştur diyebiliyor. Ya da Paris merkezli küresel ve bölgesel bir örgüttür şöyle bir örnek verebiliyor. Ya da Türkiye işte 2016-19 yılları arası dönem başkanlığını üstlenmiştir gibi bilgiler verebiliyor. Sen o bilgiden onun ne olduğunu zaten eğer ki sağlam çalıştıysan bu konuya rahatlıkla çıkarabilirsin. Türkiye'nin kurucu üye sıfatıyla katıldığı söylenebilir. Aşağıdaki hangisi Türkiye'nin üye olduğu değil bakın... Altını çiziyorum. Böyle kelime oyunlarına sakın gelmeyin. Kurucu üye sıfatıyla katılmış olması gerekiyor. şıklar hemen şöyle bakıyorum. NATO'nun kurucu üye sıfatı yok. Avrupa Birliği'nde zaten üyeliğimiz yok. OECD arkadaşlar, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Paris merkezli bir örgüt Türkiye. Kurucu üye sıfatıyla e, ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütüne katıldığı söyleyebiliriz. Dorucapcıya şıkkı. OPEC zaten petrol zengini bir ülke değiliz. Bunun da 5 büyük ülkesi var kurucu. Suudi Arabistan, İran, Irak, Kuveyt ve Venezuela arkadaşlar. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü. Kuzey Amerika ülkeleri serbest ticaret anlaşması NAFTA bu da Kuzey Amerika kıtasında işte Meksika, ABD, Kanada 3 işbirliği içerisinde kurulmuş havzada ekonomik işbirliğini arttırmaya yönelik bir örgüt yani bölgesel bir örgüt. NATO ise biliyorsunuz kolektif bir savunma örgütü. Askeri amaçla kurulmuş. Rusya'nın özellikle Batı Avrupa'yı tehdit etmesi üzerine, Rusya'nın yayılmacı bir politikası üzerine Avrupa'nın güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuş diyebiliriz. AB keza siyasi amaçla kurulmuş. Avrupa ülkeleri arasında ortak işte ekonomi, ortak pek çok noktada politika oluşturmak gibi. Türkiye Avrupa Birliği uyum sürecinde yıllardır diyoruz ve OECD Ekonomik Kalkınma ve işbirliği Örgütü Türkiye'nin kurucu üye sıfatıyla katıldığını söyleyebilirim. Aşağıda verilen çevresel sorunlardan hangisinin küresel boyuttaki etkisi daha azdır? Evet, e, sulak alanların kurutulması küresel etki e, fazla. Hatta Ramsar denilen sözleşmeden e, bahsetmiştik. Ramsar sözleşmesi İran'ın Ramsar kentinde e, imza atılıyor. Türkiye Ramsara taraf olan bir ülke imza atmıştır. Bu kapsamda Türkiye'de de pek çok sulak alan koruma altındadır. Yani e, sulak alanlarda oluşabilecek bir çevresel sorunun e, küresel boyuttaki etkisi daha fazladır. Ozon tabakasının seyrelmesi, ozon tabakası biliyorsunuz atmosferde stratosfer katmanının üst kısmında yer alır. E, ozon tabakası güneşten gelen zararlı ışınları süzer. Emer ben onun için şu ifadeyi kullanıyorum. Dünyanın güneş gözlüğüdür. Ozon tabakasına bir şey olursa sadece bir ülke değil, tüm dünya etkilenecektir. Anız yakmanın artması bunun küresel bir boyutta etkisi yoktur. Biliyorsunuz çiftçiler tarım ürünlerini hasat ettikten sonra arda kalan çar çöp ne varsa hızlı bir şekilde ikinci sürümü gerçekleştirmek, ikinci ekimi gerçekleştirmek için ateşe verip yakıyorlar arkadaşlar. Anız yakılması erozyonu hızlandırır. Toprağın verimini ee, olumsuz etkiler topraktaki pek çok toprağı da besleyen canlıların hayatını yitirmesine neden olur olumsuz bir durumdur ama küresel boyuttaki etkisi daha azdır asit yağmurlarının artması evet küresel boyuttaki etkisi fazla tatlı su kaynağının bilinçsiz kullanımı da fazla çünkü bunlar adeta bir zincir yani siz bir bölgedeki tatlı su kaynağını kurutmanız sadece o bölgenin derdi değil çünkü o tatlı su kaynağı dolaylı olarak Pek çok canlıya, pek çok beşeri ve ekonomik faaliyete can veriyor. Onu kaybetmek demek bir zincir oluşan bir halkanın kırılması demek arkadaşlar. E, o yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. Diyorum anız yakmanın artması. Evet geldik son sorumuza. İzlanda ve Yeni Zelanda'da jeotermal enerji potansiyelinin fazla olması neyle ilgilidir? Jeotermal enerji biliyorsunuz sıcak su kaynağıdır. Jeotermal buhar gücünden yararlanılarak elektrik enerjisi üretilir. Türkiye'de e, Aydın Germencik, Denizli Sarayköy, Manisa Salihli Türkiye'nin jeotermal enerji santrallerinin e, bulunduğu 3 merkezdir. En günceli daha yeni yakın zamanda birkaç ay önce Manisa Salihli e, kuruldu arkadaşlar. Tabii e, bir yerde sıcak su kaynakları neyle ilgilidir? Fay hatlarıyla. Yani o bölgenin Kırıklı bir yapı e, teşkil etmesiyle alakalıdır. Doğru cevabımız bu sebepten dolayı A şıkkıdır. Okyanus kıyısında bulunan her yerde jeotermal olacak değil. Enerji tüketimi fazla olması ya da nüfusun fazla dağlık engebeli gibi süreçlerle ilişkilendiremiyoruz. Sıcak su kaynağı, kırıklı yapı e, ilişkisini kurabiliriz diyorum. Ve efsane AYT soru çözümündeki temel amacına ben ulaştığını düşünüyorum. Tabi bu videoda tüm AYT konularıyla ilgili sizlere geniş geniş bilgi vermek isterdim ama o zaman da hocam lafı biraz fazla uzattınız. Biraz sıkılmaya başladık diyeceğinizi çok çok iyi biliyorum. O yüzden tadında kısa kısa böyle bilgi kırıntıları adeta serpiştirdim araya arkadaşlar. Ve bu soruyla birlikte de e, efsane adını verdiğimiz AYT ile ilgili de ...beklentiniz olan bu soru çözümünü... ...gerçekleştirdik. Ödünlü soru ile... ...sizleri baş başa bırakıyorum. Cevapları yorum olarak bekliyorum arkadaşlar. Yine... Ee, önümüzdeki e, haftalarda tekrar yayına girecek olan TYT ayt son tekrar içeriğinde ne olsun istersiniz? Yani içerikle ilgili en çok eksiğiniz hocam şuna değinirseniz güzel olur. Şu alanda da bir çalışma olursa güzel olur derseniz e, bu yönde bu şekilde bir içerik hazırlayacağım arkadaşlar. E, yorumlarınızı bekliyorum. E, sürecin yavaş yavaş sonuna geldik. Sayılı günler kaldı. Bu da umarım sizin için bir can olmuştur diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.